Allah aşkına söylesene, yalandan başka ne sevmez? Nisan düşünüyorum. Lucas'a bir daha bakalım, ona göre antibiyotikleri düzenleyelim. Tekrar geçmiş olsun. Ya bunda bu kadar düşünecek ne var Allah aşkına Sinan ya? Sen bana annemle ilgili bir şey sorsan ben sana 50.000 tane şey tarif ederim ya. Yaz, laubaliliği sevmez. Onu yazmışız. Bir daha yaz o zaman, altına da yıldız at. Ha bu çok önemli diyorsun ya. Aynen öyle. Testiniz bittiyse artık yollarımız ayrılabilir mi hanımefendi? Ama bir şey söyleyeceğim yani Sinancığım, sen hemen yan çiziyorsun yani. Hem bana 2-3 gün süre veriyorsun. 2 gün. Hem de istihbaratımı tam alamıyorum. Başka? Başka müsriflik. Aa biz senin annenle nasıl oldu anlaşamadık Sinancığım yani. Ben de müsrifliği hiç sevmem bilirsin. Böyle diş macunu dibine kadar kullanırım. Hatta dibine mandal bile takarım yani. Sen uydurma. Ya ne uydurması canım? Hayat pahalı Sinancığım. Evet kızım, hayat çok pahalı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyiyim doktor bey. İyisiniz, iyisiniz. İyi görünüyorsunuz. Bu akşam kontrol amaçlı sizi burada misafir edelim. Yarın da zaten taburcu ederiz. Sağ olun doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başka? Başka? Ha, annem çok konuşanları sevmez. Ha bilerek söylüyorsun değil mi? Bilerek söylüyorsun. Yani benim çok konuştuğumu bildiğin için söylüyorsun. Bir de sakarları sevmez. Allah Allah, sakar kim acaba? Yavaş. Ben sakar falan değilim canım. Yok canım, kim çıkardı, sen sakar falan değilsin. Sakar değilim tabii ki de, birazcık dikkatsizim. Heh, ya. Onu diyecektim, sen birazcık dikkatsizsin yani, sakar falan değilsin. Değilim tabii ki de, dikkatsizim. Evet başka? Başka. Nisan, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Benim sende sevdiğim, bayıldığım hiçbir şey annem sevmez. Yani olmaz, siz anlaşamazsınız, zıtsınız zıt. Aa, göreceğiz bakalım 3 gün sonra. İki gün sonra göreceğiz. Zıt kutuplar birbirini çeker. Ya sen niye durup duruyorsun? Peki acaba annen böyle senin gibi ukalaları da çok seviyor mu? Hı? Bak sen, bayılıyor annem ukalalara. Ha bir de beni ondan alacaksın diye korkuyor. Hı. Ay acaba sen ne zaman bu kadar kendini beğenen biri oldun? Ay sus. Oh. Biraz sus Nisan. Sus. Ya Sinan. Yok yok, daha evlenme teklif etmedi kardeşin kıza. Ama yakında edecek. Ay güzel, çok güzel. En önemlisi o da benim gibi cerrah. Uzmanlığını yeni almış daha. Ay Sinan en nihayet ailemize yakışır bir kız buldu. Ay bir ara o sersemsebelik Bücür'le evlenecek zannettim. Nisan. Sen bana hastanede kendini beğenmiş mi dedin? Yok. Ukala falan demedin mi? Yok. Sinan yapma. Annen diyeceğim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bizim planımız için bu kadar çalışıyorum, çabalıyorum. Sen bunu bozmak için elinden gelen bütün her şeyi yapıyorsun. Sonra bana yok iyilik, yok kötü günah. Yavaş. Diyorsun ya. Tamam. Bir şey demedim. Tamam sus. Yavaşça dağılalım diyorum. Annene bir şey çaktırmayalım diyorum. Of Nisan, of. Yani senin aklına güvenip ben böyle bir oyuna nasıl dahil oldum? Ne var hayatım? Hem ilişkimize biraz heyecan katıyorum, hem seni çok seviyorum, hem de geleceğimize yatırım yapıyorum. Heyecandan kastım buysa, evet, liseli ergenlere benzedik. Gel bakayım buraya. Saçım. Tamam. Acıdı ya, bir bırak ben yapacağım. Saçım. Tamam, bana bırak. Şunu ben kurtaracağım şimdi onu oradan. Tamam, bir saniye. Ben duruyorum. Acıdı. Bir bana bırak. Çıkıyor. Sinan. Anne. Türkan Hanımcığım, yanlış anlamayın yani biz böyle Sinan Bey'le ikimiz böyle tatlı tatlı böyle merdivenlerden çıkıyorduk iki komşu olarak. Sonra bir anda böyle bir şeyler oldu. Ben takıldım ya da bir şey oldu yani, benim saçım Sinan Bey'in düğmesine takılmış. Ay yeter. Tamam dur. Tabii efendim yani ben susayım. Susayım çünkü ben şey yapmam yani, çok konuşan insanları ben sevmem. Ha bir de neydi, müsrifleri sevmem ben. Ha bir de şey sakarları da hiç sevmem. Abartma istersen. Tamam. Tabii o zaman şey yapayım, ben en iyisi ben gideyim. Çünkü sizin anaokul konuşan şeyler vardı. Ben yine au saçım. Bir saniye canım, bir göreyim, bir durmuyorsun ki. Bir saniye. Canım derken yanlış anlamayın. Yani o canım değil, canım yandı mı canım anlamadı. Canımı kullandı orada Sinan Bey. O yüzden yani şey yapayım ben, en iyisi o. Ben onu oradan öyle çıkartayım çünkü neden? Kökü ben. Tamam. Oldu size, iyi geceler. İyi geceler. İnsancığım, anneciğim, bir geçeyim ben. Türkan Hanımcığım, yanlış anlamadınız değil mi? Yani bizim Sinan Bey'le böyle aramızda herhangi bir şey söz konusu değil yani.